50. Bölüm. Hazreti Musa rica etti. İnşallah beni sabırlı bir arkadaş olarak bulacaksın. Senin hiçbir işine karışmayacak, karşı gelmeyeceğim. Peki, eğer benim arkadaşım olacaksan, ben açıklama yapıp işin hikmetini anlatıncaya kadar hiçbir şey sorma. Bu teklif memnuniyetle kabul edildi. Ve beraberce yola çıktılar. Bir gemiye bindiler. Kendilerinden ücret alınmadı. Denize iyice açılmışlardı. Adı Hızır olan adam, eline geçirdiği bir baltayı gemiye var gücüyle indirmeye başladı. İşin şakaya gelir bir tarafı yoktu. Aklını kaçırmış da olamazdı. Böyle manasız bir harekete tahammül edilemezdi. ''Sen gemidekileri suya boğmak için mi bu gemiyi parçalıyorsun? Tehlikesi büyük bir iş bu.'' Hızır manalı bir bakışla. ''Benimle beraber bulunmaya tahammül edemezsin demedim mi sana?'' dedi. Hazreti Musa derhal verdiği sözü hatırladı. ''Unuttuğum için beni mazur gör. Muahize etme. Arkadaşlığımızda bana güçlük çıkarma.'' Hızır bir şey demedi. Yola devam ettiler. Bu arada geminin kenarına bir serçe kondu. Denize gagasını daldırıp çıkardı. Hızır kuşu gösterdi. ''Ey Musa!'' dedi. ''Şu kuşu görüyor musun?'' ''Evet. O kuş gagasını denize daldırıp çıkarınca bu denizden ne kadar eksilttiyse iyi bilesin ki senin ve benim ilmim de Allah'ın ilminden ancak o kadarını ifade edebilir.'' İhtimal ki Hazreti Musa'ya yaptırılan seyahatin ağırlık merkezini de bu sözler ve bu hadise teşkil ediyordu. Deniz yolculuğu bitti. Beraberce yürüyorlardı. Oynayan çocuklara rastladılar. Hızır çocuklardan birine tuttu ve hemen öldürüverdi. Hazreti Musa'nın içini korku kaplamıştı. Böyle bir olay karşısında da sessiz kalamazdı. ''Suçsuz yere bir cana kıydın ha. Vallahi görünmemiş bir iş yaptın sen.'' Hızır ona döndü. ''Sana benimle birlikte bulunmaya tahammül edemezsin dememiş miydim?'' dedi. Hazreti Musa tekrar özür diledi. ''Şayet bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaş olmama konusunda mazur sayılacaksın.'' dedi. Yine gittiler. Uzun ve yorucu bir yolculuk yaptılar. Ve iyisinden acıktılar. Ulaştıkları köy halkından ekmek istediler. Fakat kimse onları misafir etmek istemedi. Bu arada yıkılmak üzere olan bir duvarın yanından geçiyorlardı. Hızır eliyle dokundu, duvar düzeliverdi. Açlık beynine vurmuş durumda bulunan Hazreti Musa dayanamadı. ''İstesen bu duvarı düzeltmeye bir ücret alabilirdin. Hiç olmazsa karnımızı doyurmuş olurduk.'' dedi. Hızır Hazreti Musa'ya döndü. ''İşte bu bizim ayrılmamız demektir ey Musa. Artık sana sabredemediğin hadiselerin aslını ve esasını anlatacağım.'' O gemi denizde iş gören yoksullarındı. Ötelerinde de sağlam olan bir gemiyi alıp zapt eden bir melik vardı. İstedim ki gemiyi kusurlu hale getireyim ve padişah onu alamasın. Oğlana gelince onun anası da babası da iman etmiş kişilerdi. Bunun için onları bir azgınlık ve kafirlik bürümesinden endişe ettik ve ondan öldürdük. İstedik ki Rableri onun yerine daha temiz, daha merhametli olan bir evlat versin. Duvara gelince o şehirde bulunan iki yetim çocuğa aitti. Altında da o çocuklara ait bir define bulunuyordu. Babaları iyi bir adamdı. Rabbin diledi ki çocukların ikisi de olgunluk çağına ulaşsın. Definelerini çıkarsınlar. Bu da Rabbinden gelen bir merhametti. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte sabredemediğin şeylerin aslı ve esası bu.
Kehf suresinde anlatılan bu ilgi çekici olayla Resulullah Aleyhisselam'ın o günlerdeki durumu arasında bir benzerlik vardı. Şöyle ki, Resulullah Aleyhisselam kendisinden 3 sorunun cevabı istenildiği zaman, "İnşallah, eğer Allah dilerse cevabını veririm." dememiş ve böylece Kureyş'in karşısında zor duruma düşmüştü. 15 gün süren sıkıntılı bu devreden sonra gelen vahiy, bundan böyle hiçbir şey için inşallah demeden söz vermemesini tembih etmişti. Hazreti Musa'nın durumu da böyleydi. O da işini Allah'a havale etmeden insanların en bilgini benim sözünü söylemiş, bunun neticesinde uzun ve heyecanlı bir yolculuk yaptırılmış ve Hızır tarafından kendisine kuşun gagasının denizden eksilttiği su misaliyle malumat hakkında bilgi verilmişti. Devs kabilesini şikayet için gelen Tufeil, Resul-i Ekrem aleyhisselama babasının ve hanımının Müslüman olduklarını müjdeledi. Ancak kavminin bu hususta ağır ve gevşek davrandığını, buna canının sıkıldığını anlattı. "Ya Resulallah, Devs kabilesini eğlence sarmış, ciddiyetten anlamaz olmuşlardır. Onlar için beddua et." Fahri Kainat Efendimiz ellerini kaldırdı. "Allah'ım, Devs kabilesine hidayet et. Onları doğru yola ilet." diye niyaz etti. Sonra Tufeil'e döndü. "Haydi kavminin yanına dön. Onları hak yola davet et. Yumuşak davran. Tatlı sözle hitap et." dedi. Tufeil vedalaşarak ayrıldı. Bu defa davet metodu değişmişti. Emir vermiş gibi konuşan Tufeil'in yerini tatlı dille, güler yüzle konuşan bir Tufeil almıştı. İslam dini kısa zamanda Devs kabilesi arasında yayıldı. Halk, alelade taşların kulluğundan kurtulmanın huzuru içindeydi. Bir gün Resulullah aleyhisselam yanında bulunan 6 arkadaşıyla sohbet etmektedir. Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Mesud, Bilal ve adı zikredilmeyen 3 kişi daha. Bir adam geldi. "Kureyş'in büyükleri seninle görüşmek üzere gelecekler," dedi. "Gelsinler görüşelim." "Ancak," dedi gelen adam, gözlerini orada bulunanların üzerinde gezdirdi. "Bunları yanında bulundurmayacaksın. Onlarla birlikte oturamayız. Eğer bunları kovarsan senin yoluna girmemiz de mümkün." Gerçekten Müslüman olurlar mıydı? Yoksa bu Peygamber Efendimiz'e hazırlanmış olan bir tuzak mıydı? Bunca yıldır imanları uğruna akla gelen her çeşit işkenceye, hakarete göğüs geren insanlara, "Haydi gidin buradan artık, büyük insanlar gelecek," denilir miydi? Efendimiz gelen adama, "Hayır, onları kovamam," demedi. Demesine fırsat kalmadı. Nihayet Resulullah aleyhisselam gelen vahyi tane tane okudu. "Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları sen Kur'an'la korkut ki onların Rablerinden başka dostu ve şefaatçisi yoktur. Olur ki onlar sakınırlar. Rablerinin rızasını dileyerek sabah ve akşam ona dua eden fakirleri huzurundan kovma. Onların hesabından hiçbir şey sana ait değildir. Senin hesabından da hiçbir şey onlara ait değildir ki müminleri kovup da zalimlerden olasın." Cevap gittiği zaman bir kahkaha koptu. "Bunlar mı aramızda Allah'ın ikramına layık olanlar? Nasıl olurdu? Ebu Cehil gibi, Velid gibi, Utbe gibi bir işaretiyle bir kabileyi ayağa kaldırabilecek kişiler bir kenarda kalıyor, Abdullah bin Mesud gibi kuzu çobanları, Bilal gibi akşama yiyeceğini bulmaktan aciz azatlı köleler, Ammar gibi örtünecek elbise bulamayanlar Allah'ın ikramına layık görülüyorlardı." Bu mesele artık günün konusu olmuştu. Nerede bir fakir mümin görseler alay alıyorlar. "Ey aramızda Allah'ın ikram için seçtiği yüce zat, ey şerefli kişi, buyur, bize de şeref ver," diye sesleniyor, eğleniyorlardı.
Bu istihzalar müminleri yıldırmıyordu. Allah Teala kendi haklarında ayet indirerek şanlarını yüceltmişse o şerefi müşrikler geri alamazdı. Çok geçmeden Nebi Ekrem aleyhisselam ashabına şu ayetleri okudu. Böylece biz insanların bir kısmını diğer kısmıyla imtihan ettik. Bunlar mı Allah Teala'nın aramızdan seçip ihsan ettiği kişiler desinler diye. Allah Teala şükredenler daha iyi bilen değil midir? Ey Resulüm, ayetlerimize iman edenler, sana geldikleri zaman onlara şöyle de: Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Sizden kim bilmezlikle bir fenalık işler de sonra tevbe eder, halini düzeltirse muhakkak bilsin ki Allah mağfiret ve merhamet sahibidir. Kendi aralarında konuşan kalburüstü takımından müşrikler hala bu konuyu görüşüyorlardı. İçlerinden biri, "Bu meselenin artık ciddiyet hudutlarını aştığı belli," dedi. "Şayet dürüst ve hak bir din olsaydı, bu baldırı çıplaklardan önce onu biz takdir eder, biz kabul ederdik. Onlar bu yolda bizden evvel koştularsa, artık onun batıl bir yol olduğuna daha ne gibi delil istiyorsunuz? Hakla batılın arasını ayırmak şunlara mı kaldı?" Bu söz orada bulunanlarca akla ve mantığa uygun görüldü. Unutulan veya unutulmuş gibi görülen taraf akıl ve zenginlik ilişkisiydi. Zengin olan akıllı, ileri görüşü olur demek istiyorlardı. Zengine ve soyluya danışmadan iş yapmaya kalkan Bilaller, Habbablar hata üstüne hata yapmazlarsa başka ne yaparlardı? Onların Utbe'den, Übey'den, Ağaz'dan, Velid'den daha ileri görüşlü olmaları, onlardan önce hayrı şerden ayırt etmeleri ne hadlerine? Propaganda böyle başladı. Müslüman olanları dinlerinden döndürmek mümkün değildi. Ama henüz kendilerinden olanları kurtarma imkanı vardı. Öleni diriltmek olmazdı. Ama henüz canlı olanlara yetişmek, onlara sahip çıkmak, onların akılsızca bir karar vermelerini önlemek lazımdı. Bu propaganda yaparken ne derece samimiydiler? Buna gerçekten inanıyorlar mıydı? Yoksa Müslümanları hor görmek, İslam dinini batıl bir din diye göstermek maksadıyla tuttukları bir yol muydu? O güne kadar astığı astık, kestiği kesik olan bir hayatın sona ermesi ve kendilerinin Bilal'le, Ammar'la, Habbab'la aynı terazide tartılması korkusuydu bu yola onları iten. Kafirler, iman edenler hakkında şöyle dediler: Eğer o peygamberin getirdiği din hayırlı, dürüst bir din olsaydı, bizden önce bu biçare kafirler koşup ona sarılmış olmazlardı. Onlar bunu deyip de maksatlarına ulaşamayınca bu defa da şöyle diyecekler: Bu Kur'an eskiden uydurulmuş bir yalandan ibarettir. Sana bir teklifimiz var ya Muhammed. Nedir teklifiniz? Sen aramızda kimsenin bilmediği bir dini getirmiş bulunuyorsun. Önce bize Rabbini tanıt. Nebi Ekrem aleyhisselam onlara İhlas suresini okudu. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey de O'na muhtaçtır. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Hiçbir varlık da O'na denk olmamıştır. Kısa fakat özlü bir tarifti bu. O zamanın insanlarına yeter bilgi verecek, yüzyıllar sonrası gelen İlim ve irfan yolunda ilerleyen insanları hayrette bırakacak bir tarif. Ama zihinlerini putların ayakları altında sıkıştıranlar düşünmeyecekler, dudak büküp geçecekler. Böyle tanrı mı olur diyeceklerdi. Dediler de, Resulullah aleyhisselam, sizin Allah'ı bırakıp da dua ve ibadet ettiğiniz putlar, üstelik hepsi bir araya gelseler, bir tek sineği bile yaratamazlar. Eğer o sinek
putlardan üzerlerine sürülmüş olan bir şeyi kapmış olsa onu alamazlar. Kovalayan aciz, kaçan aciz ayetini okudu. Hakikatin bu şekilde ifade edilmesi onları kızdırdı. Ama kızmak mı lazımdı? Hakikat senin bildiğin gibi değildir, gel de gör denilmeli, nerede hata ediliyor, nerede yanlış anlatılıyorsa göstermeliydi. En iyisi bir yıl beraberce bizim putlarımıza ibadet edelim. Bir yılda senin Rabbine kullukta bulunalım. Hangisine ibadet etmenin daha doğru olduğunu tecrübeyle anlayalım. Bu manasız teklif Peygamber Efendimiz tarafından kabul edilemezdi. O zaman vazifesini inkar etmiş olurdu. Ben sizin Allah'ı bırakarak taptığınız putlara ibadet etmekten nehyederim, dedi. Peygamberliğin gelmesinden önceki hayatında bile nefret ettiği putlara peygamber olduktan sonra nasıl baş koyardı? Onun vazifesi putların alelade birer taş olduklarını insanlara anlatmak değil miydi? Daha sonra Resulullah aleyhisselam Hak Teala'dan gelen ve özellikle müşriklere de söylenmesi emredilen şu mübarek sureyi onlara açıkça okudu. De ki, ey Allah'ın birliğini inkar edenler! Ben sizin ibadet ettiğiniz putlara ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğim Allah'a ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size aittir. Benim dinim de bana aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fırsatını bulmuş, Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişiyle karşılıklı sohbete dalmıştı. Onlara İslam dininin esaslarından bahsediyordu. Misafirlerinin Müslüman oluvermelerini pek arzu ediyordu. Çünkü onlar yola gelirse kilitli kapılar açılmış olur, onların tesirinde kalıp ses çıkaramayan yahut gözlerini onlara dikip onlar hangi yola giderse o yolu tutma niyetinde olan pek çok kişinin Müslüman olması umulurdu. Hiç olmazsa Mekke'de İslam dinini rahat rahat tebliğ etme imkanı doğar, Müslümanlar işkenceden, alay edilmekten kurtulurdu. Sohbetin en hararetli bir anındaydı. ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.'' Gelen Amr bin Ümmi Mektum'du. Gözleri kördü. Nebi Ekrem aleyhisselamın sesini duyuyor fakat kimlerle konuştuğunu bilmiyordu. Her zamanki gibi peygamberinin kendini güler yüzle, tatlı dille karşılamasını bekliyordu. Fakat bu olmadı. Konuşma kesilmedi. ''Buyur ey Ümmi Mektum'un oğlu.'' denilmedi. Denilmedi ama orada da ''Bana öğret.'' diye öğrenmek istediği öğretiliyordu. Bir kenara oturup dinlerse o da maksadına ulaşmış olacaktı. ''Ya Resulallah, Yüce Mevla'nın sana öğrettiklerinden bana da öğret.'' Yine ses çıkmadı. Oradakiler ''Otur bir kenara, bak istediklerin öğretiliyor. Resulullah misafirleriyle konuşuyor.'' diyemediler. Amr bin Ümmi Mektum'la bir saat sonra görüşse kaybedilen ne olurdu? Burada Amr bin Ümmi Mektum'un iki defa Resulullah aleyhisselamın duyacağı şekilde seslendim, cevap vermemesinde bir hikmet olmalı demesi gerekmez miydi? Bunların hiçbiri olmadı. Bu defa sesini daha da yükseltti. ''Ya Nebi Allah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.'' diye bağırdı. Fahri Kainat Efendimiz bu anlayışsızlık karşısında canı sıkılmıştı. Yüzünü buruşturdu ve başını bir tarafa çevirdi. Misafir adamlar oradan kalkıp giderken Resulullah'ı da vahiy hali bürümekteydi. Nihayet büyükler büyüğü Efendimizin gözleri Amr bin Ümmi Mektum'u aradı. Ona gülen gözlerle baktı. Oradakiler gelen vahiy ile Amr arasında bir ilginin bulunduğunu anladılar. Gelen vahiy tane tane okundu. Abese suresiydi. Kendisine kör adamın gelmesinden dolayı yüzünü buruşturdu ve çevirdi. Onun halini sana bildiren nedir? Belki o senden öğrendikleriyle temizlenecekti. Yahut
bilgi alacaktı. Bu bilgi ona fayda verecekti. Ama malına güvenip Allah'a ihtiyaç duymayana gelince, onu sen karşına alıyor ve onunla meşgul oluyorsun. Onun İslam'ı kabul etmeyip temizlenmemesinden sana ne? Ama Allah'tan korkup koşa koşa sana gelenden yüz çeviriyorsun. Onunla meşgul olmuyorsun. Hayır, hakikat böyle değildir. Sakın bir daha böyle yapma. Muhakkak ki böyle değildir. Muhakkak ki o Kur'an bir öğüttür. Kim dilerse onu hatırda tutar, öğüt alır. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bir ihtar almıştı. Halbuki o ne İbni Ümmi Mektum'u başından savmayı düşünmüş, ne de diğerlerinin İslam'a girmesinden ötede bir düşünceye sahip olmuştu. Ama o hangi şartın altında olursa olsun daha sabırlı olacak, insanlar ondan en ağır şartlar altında da en iyi, en faziletli davranışı görecekti. Nebi Ekrem Aleyhisselam Efendimiz bu durumda Amr bin Ümmi Mektum'a, ''Yaptığın hareketle Rabbimden azar işitmeme sebep oldun.'' demedi. ''Benim içinde bulunduğum hali görüyordunuz. Onu susturmadınız, gerekirdi.'' demedi. Sırtından hırkasını çıkardı, yere serdi. ''Gel ey hakkında Rabbimin beni azarladığı şerefli insan.'' diyerek ona lütuf etti. İkramla yanına oturttu. Gönlünü alacak sözler söyledi. Bundan sonra Amr bin Ümmi Mektum'un Resulullah'ın yanında apayrı bir yeri olacak, ayrı bir hürmet görecekti. Her geldiğinde Fahri Kainat Efendimizin hırkası çıkartılacak, onun altına serilecekti. Kör bir adama zamanında cevap vermemesi sebebiyle Peygamber Sultanına ihtar verileceği kimin aklına gelirdi? Bütün alemler kendi hürmetine yaratılan bir peygambere bile Allah Teala'nın bir başkasını küçük görme hakkını tanımadığına bundan daha açık örnek bulunabilir miydi? Halbuki ortada ne küçük görme vardı ne de kırılan bir kalp. Ama Resulünün bu kadarcık olsun ihmalkar davranmasını istemiyordu Yüce Mevla. İsterse büyük peygamber gerçekten önemli saydığı bir işle meşgul olsun. Aydınlığa Doğru programımızın 50. bölümünü dinlediniz.